Değerli izleyenler, Platform Programı 2. bölümüyle devam ediyor. İlk bölümden kalan konu başlığımızın mesajlarını tamamlayarak devam edeceğiz. Enflasyon rakamlarını konuşuyorduk ki bu noktada aslında hem enflasyon gerçeği yansıtıyor, yansıtmıyor tartışmasını yaptık. Hem de biliyoruz ki yeni market zincirleri gündemimizde bu fahiş fiyat artışı için bir önlem mi sorusunu da sorduk. Son kalan mesajlarımızı alalım çünkü hemen reklama gittik. Neler söylersiniz? Arif Bey, son söz hakkı sizdeydi. Son mesajlarınızı alıp bu konuyu toparlayalım ve bir diğer başlığımıza geçeceğiz. Efendim, diğer ikinci söyleyeceğim bu açlık ve yoksullukla ilgili kendi iç dünyamıza yetebilirlik içindeki yetememezlik en büyük acımız. Evet. Gıda ile alakalıydı. Yani giymekle ilgili bizim kendi topraklarımızda, kendi vatanımızda ürettiklerimiz bizi giydirir. Kendi topraklarımızda ürettiklerimiz bizi yedirir, içirir, paşalar gibi karnımızı doyurur. Ha, gelelim güvenlik konusunda. O zaman da kendi mühendislerimizi, o yetiştirdiklerimizi doğru eğitip, doğru yetiştirirsek güvenliğimizle ilgili yapmamız gereken silah gerekiyorsa silahlarımızı, savunma gerekiyorsa savunma araçlarımızı, lojistik gerekiyorsa lojistikle ilgili onlar da kendimize, yani özünde şu, kendine yetebilecek bu topraklarda yaşamanın riskli topraklardır. Bir bedelinin karşılığı şudur, ancak ve ancak zengin millet, güçlü devlet olduğumuz süre içinde biz bu topraklarda yaşama şansına devam ederiz. Eğer milletimiz zengin olmaktan fakirliğe giderse, devletimiz güç zafiyetine uğrarsa bu toprakları bir daha bizim doğmamıza imkan vermeyen, yani aynı topraklardan bir daha yetişmemize imkan vermeyen, hapseden hacir durumuna getirirler. Onun için bazen böyle siyaset yapalım derken illa ayrışma mevzu değil. Mesela belki birazdan meclis gündemindeki sorunlara geldiğinizde söyleyeceklerimiz de var. Son söz şunu söylüyorum. Birlik olmamız gereken noktalarda dinin içinden ahlakı çıkarırsanız bir şey kalmadığı gibi biraz evvel söylemek istediğim şuydu. Kendi içimizdeki istismar eden ahlakı durumlarımızı çıkarmadan devletimizin de denetimine tabi olarak görevlerini yaparak ilerlersek bu sorunları aşarız diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz ve ilk konu başlığımızı tamamlamış oluyoruz. İkinci konu başlığımı hemen açmak istiyorum. Yorumcularıma da söz hakkı vereceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve gündemi söz konusuydu. Bu konuda meclis açıldı. Bu noktada çalışmalar da başladı. İlk etapta baktığımızda meclis açılışında Milli Eğitim Bakanı Bakan Özer yemin etti ve açılışta aslında Milli Eğitim camiası içinde mesajlar verildi. Öğretim yılının yüz yüze olacağı, yüz yüze devam edeceği mesajları devam ediyor. Bu konuda beklenen başlıklardan bir tanesi Paris İklim Anlaşması'nın hangi safhada aslında bu noktada Türkiye'nin neresinde olacağı konu başlığı vardı meclisin gündem başlıkları içerisinde. Sosyal medya düzenlemesi buna keza meclisin ana gündem maddeleri arasında beklenen konulardan bir tanesi. Buna keza bakıldığında geçtiğimiz akşam sosyal medyadaki bir çöküşle beraber bugünkü toplantı sonrasında hükümet sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı açıklamada da bu akşam şu notları aldık ki sadece sosyal medya hesaplarıyla kurulan ağlar bağlamında ciddi sıkıntılar yaşanabilir. O yüzden meclisin gündemine de getirmek istiyoruz. Bir sosyal medya düzenlemesi gündemde de denildi. Kapıda olduğunu söyleyebiliriz. Ve siyasi partiler kanunu içinde mecliste gündem oluşması bekleniyor. Birçok konusu var meclis gündeminin. Şimdi ben hemen yorumcularıma da dönmek istiyorum aslında. Beklenen konu başlıkları, meclisin önümüzdeki günlerde tartışmaya açacak konu başlıkları bu yöndeydi. Enflasyon rakamlarını konuştuk, ekonomiyi konuştuk. O yüzden o konuyu şu anda eklemedim. Tabii ki ekonomi de meclisin gündemi içerisinde yer alıyor, almaya da devam edecek sıklıkla aslında. Ben hemen bu seferki söz hakkını, ikinci bölümün söz hakkını Sedat Bey'le başlamak istiyorum. Nasıl değerlendirirsiniz efendim? Evet, teşekkür ediyorum. Ben özellikle meclis açılışı 1 Ekim olan güne baktığımızda açıklamaların birçoğu Sayın Cumhurbaşkanı'nın açılış konuşmasında bana göre 3 tane konu gündeme geldi önemli olarak. Birisi ekonomiydi. Evet. Birisi Kürt sorununu tespitine ilişkin yaptığı açıklamalardı. Bir diğeri de dış politika. Yani Amerika, Rusya, Soçi görüşmeleri gibi görüşmeler vardı. Tabii bugün Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın da müjde olarak paylaştığı Paris İklim Anlaşması'nın meclise
kanun teklifi olarak verildiğiyle ilgili bir çalışma vardı. Doğrusu sosyal medya düzenlemesi de işte Sayın Ömer Çelik'in MKYK toplantısından sonra yaptığı bir açıklama. Ama ben Sayın Bahçeli'nin de bugün meclisteki konuşmasına baktığımda Sayın Bahçeli de gündeme dış politikayı, ekonomiyi ve Kürt sorunu özellikle merkeze alan bir konuşma yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu da daha çok ekonomiyi ve tarım marketlerini merkeze alan bir konuşma yaptı, eleştiriler bir konuşma yaptı. Dolayısıyla hani baktığımız zaman mecliste yasa teklifleri, siyasi partiler kanunu gibi birçok yasa teklifi bekliyor, hazırlıkları yapıldı. Onlar bir an önce meclisten geçirmeye çalışacak ama önümüzdeki günlerde Sayın Kılıçdaroğlu'nun başlattığı işte Kürt sorunu, HDP meşrudur, meclis adresi gerekir şeklindeki açıklama bana göre çok daha tartışılacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben müsaade ederseniz biraz ona yönelik konuşma yapayım. Buyurun. Çünkü ben sosyal medya düzenlemesinin insanların ifade özgürlüğüyle güvenlik dengesinin kurulması şeklinde başarılabilirse destekleyen ve çok önemli olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü sosyal medyada maalesef birçok insanın farklı yaklaşımlar, yanlış bilgiler, troll dediğimiz farklı yaklaşımlarını görüyoruz. Sahte hesaplarla, yurt dışından hesaplarla manipülasyonları görüyoruz. Bunların ortadan kalkması aslında siyaset adına da, demokrasi adına da güzel bir şey. Ama platform, o platformda maalesef yaşanan çirkinliklere son verme adına bir çalışma yapılırsa, ama bunu yaparken de normal bir eleştiriyi de hakaret içermeyen, küfür içermeyen, saygısızlık içermeyen bir eleştiri hakkının da devam etmesini sağlayacak bir düzenlemeye başarırsak bu Türkiye için iyi olur diye düşünüyorum. Ama biz özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından sonra bu konuda nasıl bir çalışma yapılacak, neler yapılacak, açıkçası Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bunun altını doldurması lazım. Yani biz HDP ile çalışacağız, Kürt sorununu çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? Bize bunu bir açıklaması lazım. Bu sorunu nasıl tanımlıyor? Nedir Kürt sorunu? Şimdi ben çok çok eski yıllara gittiğimde, 80'li yıllardan sonrasına gittiğimde PKK'nın elinde bir malzeme vardı. PKK o bölgedeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız olan Kürt kimlikli, Kürt soylu vatandaşlarımızı çekiyordu kenara. Sen hizmet alabiliyor musun? Hastanen var mı? Yok. Yolun var mı? Yok. Suyun var mı? Yok. Elektriğin var mı? Yok. Bu kadar yok varsa sen bu devlet ne işe yarıyor? Hadi gel biz ona bir baş kaldıralım ki bana göre Türkiye'nin birçok bölgesinde de hizmet açığı vardı. Ama bir tek orada birileri bunu manipüle etmeye çalıştı. Başka yerde insanlar devletine, vatanına bu kadar bağlılığını gösterirken o hizmet açığını anlamsız bir şekilde devletin aleyhine kullanmak ve kışkırtmak şeklinde bir argüman olarak geliştirdi. Ve maalesef hepsini katmak mümkün değil ama bazı kardeşlerimizin de buna, bu propagandaya kanarak, inanarak bununla ilgili atraksiyonlar geliştirdiğini, aksiyoner bir tutuma girdiğini gördük. Tabii ki bu da bize maalesef PKK'nın güçlenmesi, terörün artması olarak bizim karşımıza çıktı. Fakat sonra ne yapıldı? Devlet dedi ki ya doğru, evet burada bir hizmet açığı var. Biz bu hizmet açığını kapatalım. Bu hizmet açığını kapatmak adına yol yaptı, havaalanı yaptı, üniversite yaptı, doğalgaz getirdi, enerji nakilatlarını yeniledi, barajlar yaptı. Birçok hizmeti, okullar yaptı, OSB'ler kurmaya çalıştı, o bölgelere ayrı teşvikler vermeye başladı. Hizmet akışı sağlanmaya başladı. Hizmet akışı sağlanmaya başlayınca bu sefer terör örgütlerinin elinde bu argüman gitmeye başlayınca bu sefer dönmeye başladılar. Biz Kürtçe konuşamıyoruz, propaganda yapamıyoruz, bize müsaade etmiyorsunuz, Kürtçe konuşan insanı içeri atıyorsunuz deyince devlet de dedi ki al sana özel kurslarda Kürtçe hakkı da verelim. Bunu da siz yapın. Birçok noktada onların istediği düzenlemeler de meclisten geçirilmek suretiyle
bu bütünlük içerisinde bir yönetim sergilendi. Daha sonra da bir açılım süreciyle de bu taşlandırılmak istendi. Ama maalesef açılım sürecinde işler istendiği gibi gitmedi. Burada birçok istismarlar yaşandı. Bu istismarların neticesinde bu sorun da maalesef açılım süreci de başarısızlıkla akamete uğrayarak sonuçlanmış oldu. Şimdi baktığınız zaman önceden Kürt sorununu tarif edenler şunu söylüyorlardı. Kardeşim ben Kürtçe propaganda yapamıyorum, Kürtçe konuşamıyorum, hizmet alamıyorum, hizmet açığı var. Bunların hepsi ortadan kaldırıldığına göre o zaman bu sorun ya çok azalmış olması lazım ya da bu sorunun adı artık Kürt sorunu olmaktan farklı bir sorun haline dönüşmesi lazım. Ne söylemek istiyorlarsa bizim onlardan bunu artık almamız lazım. Yani ne demek istiyorlar? Bunların hepsi bitti, sıra özerkliğe mi geldi? Federasyona mı geldi? Bölünmeye mi geldi? Kantom oluşturmaya mı geldi? PKK, PYD, YPG, Kuzey Irak'taki varlıklar bir araya gelerek orada farklı bir taleplerde mi bulunmaya geldi? Bunları mı istiyorlar? Yoksa şunu mu söylüyorlar? Biz evet kurucu asil unsuruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde eşit vatandaşlarız. Ben şimdi döndüğüm zaman şuna bir cevap veremem. Bu ülkede siz Kürt kimlikli olabilirsiniz, Türk kimlikli, başka kimlikli soyunuz böyle olabilir. Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız hepiniz. Sizin alamadığınız ne var? Yani memur mu olamıyorsunuz, asker mi olamıyorsunuz, işletme mi açamıyorsunuz, ticaret mi yapamıyorsunuz, seyahat yasağınız mı var, yurt dışına mı çıkamıyorsunuz, pasaport mu alamıyorsunuz? Hangi konuda eksiklik var? Bu konularda varsa bir eksiklik, bunları oturalım, çalışalım. Hı hı. Ama sizin talepleriniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısını bozmaya yönelik olursa, siz hala adres olarak dağı göstermeye yönelik bir taraftan tutum belgesi açıklıyorsunuz. Diyorsunuz ki biz tutum belgesiyle bütün Türkiye'nin partisi olmaya dönüyoruz HDP olarak diyorsunuz. Öbür taraftan bir genel başkan yardımcınız ya da geçmişte eş başkanlık yapan insan İmralı'yı veya başka yerlere adres gösteriyor. Bir taraftan da başka bir genel başkan yardımcısı siz bu tutum belgesini açıkladığınız gibi anayasanın ilk 4 maddesi değişmeli diyor. Aslında bu anayasayı değiştirmemiz lazım. Anayasanın 4 maddesini değiştirmemiz lazım. Anayasayı işte çok kimlikli, çok kültürlü hale getirmemiz lazım gibi açıklamalar yapınca o zaman ister istemez bizdeki yapı, Türkiye'de insanlar, vatandaştaki düşünce şuraya geliyor. PKK acaba HDP'yi kontrol edebiliyor mu? PKK HDP'yi istediği şekilde konumlandırabiliyor mu? Ve onu onlar mı konumlandırıyor? Terörün bir uzantısı gibi mi duruyorlar? Yoksa onların güdümünden çıkamadıkları sürede mecliste Türkiye Partisi olmaları, demokratik taleplerini gündeme getirebilmeleri bizim için başımızın üstünde yeri var. Keşke demokrasiyle ilgili, özgürlükle ilgili talepler gündeme gelse ama demokrasi ve özgürlük taleplerinin altında farklı istekler gündeme geldiği zaman Türkiye'de bütün vatandaşlar maalesef, tabii haklı olarak daha doğrusu maalesef yanlış oluyor. Bir soru soracağım, araya gireceğim ama şimdi bahsettiğiniz konularda çözüm sürecinde de değindiniz. Şimdi çözüm sürecinde AK Parti'nin aldığı en büyük eleştirilerden bir tanesi o dönem içerisinde, evet bu eğer böyle bir problem varsa Türkiye'de, bu problemin çözümü için bu verilen haklar aslında geçmişte uygulanmış fakat çözümler alınamamış uygulamalar diye bir eleştiri de aldı çözüm süreci zamanı içerisinde. Devam eden süreçte bahsettiğiniz sıralama içerisinde özellikle AK Parti bu noktada dediğiniz gibi bu uygulamalara gitti. Ama bir sonraki adımda diyorsunuz ki bu noktada daha fazlası da gündeme geliyor oldu ve işte orada bir sıkıntı oluşmaya başladı ki bu noktada da zaten bakılan süreçte de yapılan durum, çözüm sürecinde uygulanan adımların aslında bir neticeye gitmediğini gördük diyorsunuz bugün de bakıldığında. Ben şöyle gitmediğini demiyorum da. Yani hani siz... onu da soralım o zaman. Evet. Ne diyorsunuz? Ha, bunun sonucunda yani, AK Parti değil. Hükümeti bu sonucu nasıl okuyor mesela? Ha, yani bir sorun varsa da bu sorun nasıl çözülmeliye geliyor tekrar soru. Terör örgütünün elindeki argümanlar elinden alınacak adımlar atıldı. Biraz önce ifade ettiğim argümanları neydi terör örgütünün? Hizmet açığı var. Hizmet alıyor. Bakın ben
2004 yılında Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesine gittim. Doğu Beyazıt ilçesinde gezerken bir doktor beyefendi, genç bir kardeşimizle tanıştım. Evet. Bana dedi ki, milletvekili olduğumu öğrenince, sayın vekilim dedi, ben dedi bu bölgenin insanıyım, Ağrılıyım dedi. Kendi şehrime hizmet etmek için dedi, özellikle dedi atama başvurusuna Ağrı'yı yazdım dedi, Doğu Beyazıt'a geldim dedi. Ne güzel, bravo sana dedim ama bin pişmanım dedi. Sebep ne dedim? Ya dedi, ben dedi 3 gün üst üste 72 saat çalışıyorum. Bir gün dinlenip bir 72 saat daha çalışıyorum. Buna hiçbir tempo kaldırmaz dedi. Yani doktor açığından, doktor eksikliğinden bahsetti. E ne oldu? Bu talepler alındı. Çakılı sözleşmeli gibi, mecburi hizmet gibi yeni düzenlemeler yapıldı. Oradaki doktor, yani nüfusa düşen doktor sayısıyla batıda düşen nüfusa düşen doktor sayısındaki dengelemeler sağlandı. Başka bir örnek anlatayım size. Buyurun. Bu 2015 seçiminden sonraydı. 7 Haziran seçiminden sonra. Kimsenin tek başına iktidar olamadığı seçimden sonraydı. Eşimle beraber İstanbul'a gittiğimizde bir taksiye bindik. Taksici böyle seçimlerle ilgili ve Tayyip Erdoğan'la ilgili de olumsuz bir şey söyledi. Ben kendi kimliğimi hiç açıklamadan dedim ki, abi sen oyunu kime verdin dedim. Böyle büyük bir gururla HDP'ye dedi. Güzel. Hiç problem yok. Yani kim isteyen istediği partiye oy verir. Peki dedim, siz neredesiniz esas dedim. Ben dedi Siirtliyim dedi. Ne güzel dedim. Siirt'te hiç hizmet yapabildi mi bu iktidar dedim. Yok ya dedi, ne hizmeti, bırak Allah'ını seversen dedi. Siirt'e hizmet mi gelmiş dedim. Şimdi Siirt, Emine Hanım'ın memleketi, Tayyip Bey'in ilk seçildiği, milletvekilliği yaptığı bir il. Ben de hayatımda hiç Siirt'e gitmedim. Onu da açıkça söyleyeyim. Ama dedim ki taksiciye, abi dedim ya, size dedim hastane yapıldı mı dedim. He yapıldı dedi. Yollar dedim duble hale getirildi mi dedim. He getirildi dedi. E dedim, üniversite kuruldu mu Siirt'e dedim. Kuruldu dedi. Tıp fakültesi de ilave edildi hatta şimdi dedi. Havaalanı yapıldı mı dedim. E havaalanı da yapıldı dedi. E dedim, demek ki siz hizmet alıyormuşsunuz. Bak iyi kötü, bak ben hiç gelmedim Siirt'e ama şunlar yapıldı mı diye sorunca bir sürü hizmet çıkıyor. Daha fazlası da çıkar. Doğalgaz gelmesi gibi mesela. Ama şimdi gene de hani onlara rağmen ne yapmış? Gitmiş HDP'ye oy vermiş. Bu normal bir tercih. Benim ona itirazım yok. Ama itiraz şurada kaynaklanıyor. Şimdi devlet size barış elini uzatıyor. Diyor ki arkadaş, tek bir şey istiyorum senden. Silahı gömeceksin. Bu kadar. Başka evet. Hiçbir şey istemiyorum. Geri kalan eşit statüdeki, eşit vatandaşlık anlamındaki eksiklerini de giderecek adımları atıyorum. Hizmet açığını ya da kimlikle ilgili size karşı aleyhte olacak bir hareket varsa onları da yapıyorum. Şu anda bizim burada bulunan bütün arkadaşlarımız, ben Kürt kardeşlerimizin hiçbirisine hiç kimsenin itirazı yok. Hepimiz onlarla komşuluk yapıyoruz, görüşmeler yapıyoruz, iş yapıyoruz, ticaret yapıyoruz. Bunlarda da bir problem yok. Ama bizim terörle problemimiz olmak zorunda. Ve bizim bu noktada onları kendi başlarına bıraksalar, oradaki kardeşlerimiz, bölge halkımız kendi başına kalsa, ben inanıyorum ki çok daha kolay çözebileceğimiz bir süreç bu. Ama işin içine bakın farklı şeyler giriyor. Bunlardan birisi PKK olayıdır. PKK'ya Amerika'nın, Avrupa'nın, diğer Türkiye'nin gelişiminin önünde olması için PKK'yı kullanabilen unsurların da onları avucu içine aldıkları için onlara yaptıkları baskılardır. Yoksa bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun teklifi de gündeme geldiğinde bunu Sayın Erdoğan da söylese, Sayın Akşener de söylese, o bölge halkının ben, ya niye siz bizle barışmak istiyorsunuz, bana ne diyeceğini düşünmüyorum. Ama dış güçlerin ve içerideki PKK'ya bağlı terör örgütünün elemanlarının yaptığı çalışmalara da baktığınız zaman bu işin içinden çıkmak kolay değil. Toparlasak. O yüzden bu gündeme tekrar geldi. Ama ben kısa vadede çözüm sürecinin bitmesi çok uzun olmadığı için sonuçları da alındı, görüldü. Yani birçok konuda iyileştirme yapılmasına rağmen
o taraftan bir karşılık bulamayınca devlet geri çekilmek zorunda kaldı. Hükümet geri çekilmek zorunda kaldı. E şimdi siz tekrar bu adımları atalım. Atalım yani ben bunda bir sıkıntı olmayabilir adımları atmakta. Ama karşı tarafın artık talebini tam anlamamız lazım. Özellik istemiyoruz, federasyon istemiyoruz, bölünme istemiyoruz, kantom istemiyoruz. Bize ne Suriye'deki YPG'den, bize ne PKK'dan, bize ne Kuzey Irak'tan diyebiliyorlarsa, masada bu talepler olmadan varsa eşit vatandaşlık konusundaki eksikleri, demokrasi anlamındaki, ayrımcılık anlamındaki eksikleri, buyursunlar bunları tartışalım. Bana göre bütün siyasi partiler de buna destek verir. Ama öbür türlü bir konuda bana göre Sayın Kılıçdaroğlu tek başına kalır ve Sayın Kılıçdaroğlu da bu girdiği yoldan çıkamaz. O zaman da kendi partisi de kendisi de çok büyük zarar görür diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Söz hakkını Hasan Toktaş'a vereceğim ben şimdi. Şimdi meclis evet birçok gündem beklentisi birçok gündemle başladı. Bugün özellikle Sedat Bey de Sayın Cumhurbaşkanı'nın açılıştaki konuşmasında dış politika bağlantılı bir gündemi de ön plana çıkardı. Hem meclisin açılışını değerlendirelim Sayın Toktaş hem de bu konuda söz hakkı da doğdu. Buyurun söz sizde. Ben öncelikle yeni yasama yılının hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ümit ediyorum. Ülke ve millet menfaatine çok önemli yasalar çıkar. Meclisin biraz daha kıymetli ve değerli olduğu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın baskısı altında böyle çok fazla ezilmedi. Yani gece bir kararname çıkarıp da hadi meclisi arkasından sen de bu yasal düzenlemeyi yap gibi çok sıkça karşılaşmadığımız bir dönem olur diye temenni ederek sözlerime başlayacağım. Şimdi tabii Türkiye'nin önünde çok önemli, yoğun hem içeride hem dışarıda hem seçim satım haline yavaş yavaş giriyorken dış politikada önemli gündemlerimiz var. Çok ciddi anlamda gündemlerimiz var. Dış politika demişken ben geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Soçi'de Sayın Putin'le yapmış olduğu özel görüşmeyi, özel diyeceğim adına çünkü devlet erkanının bulunmadığı bir görüşme. Bu yönde de çok tasvip etmiyoruz biz bu ve benzeri görüşmeleri. Özel görüşmede ne gibi sonuçlar üretildiğini de çok fazla bilemiyoruz. Kabaca Sayın Cumhurbaşkanı dönüşünde uçakta basın mensuplarına söz etti ama Türkiye'nin buradan kazanımları nedir acaba diye çok bilemiyoruz. Ve Sayın Putin Türkiye'ye gelmeden ikinci defa bizim oraya gitmemizin de yani çok uzmanlık alanım değil ama hariciyecilerin çok pozitif olmadığı ya da Türkiye'nin giderken oraya yani 1-0 geride gittiği gibi diplomatik anlamda bir eksiklikten söz ediyorlar. Ümit ediyorum ülke menfaatine, ülke çıkarına önemli kazanımlarımız olmuştur. Çünkü çok fazla üzerinde değerlendirme yapamıyorum. Ekonomi sorunlarımız var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın zorunlu olarak değinmek zorunda olduğu konular. Bir de bu HDP ve sözde Kürt sorunu diye tanımlanan mevzu üzerinden özellikle değerlendirmeler yapıldı ve ama esasında bizim üzerinde durmak istediğimiz İYİ Parti olarak Sayın Genel Başkanımızın da ben Cumhurbaşkanı adayı değilim diyerek geçtiğimiz hafta da bizim önemli gündem konumuz olan sistem problemi Türkiye'nin temelde aslında gündem. Mevcut iktidar sistem problemini aslında dolaylı olarak kabul ederek bu sistemden dönülmeyecek ama revizyondan söz ediyor. Yani demek ki sistemde çok ciddi arızalar, çok ciddi sorunlar baş gösterdi ki demek ki bu sisteme evet diyen, evet oyu kullanan vatandaşlarımızda da ciddi homurdanmalar başladı ki bir rahatsızlık oluştu ki şu anda sistemin revizyonu yani daha henüz 2-3 yıl olmuş olmasına rağmen ekonomide, dış politikada karşılaştığımız temel sorunlarla bu iyiden iyiye konuşulmaya başlandı. Sedat Bey özellikle değindi. Ben Türkiye'de artık belli konuların yani siyasilerin birbirlerini özellikle seçim dönemlerinde işte eleştiri malzemesi mesela din, etnisite gibi çeşitli konuların artık çıkması gerekiyor. Yani bir taraftan PKK terör örgütü
anayasanın ilk 4 maddesinin değişmesinden söz ederken bir yandan da geçmişte bu milletin meclisinin başkanlığını yapmış İsmail Kahraman'ın da 4 madde üzerinde değiştirilebilir gibi bir algı oluşturan, gerçi daha sonra böyle bir Tornistan var iki yaşına başına yakışmayan bir durumdur. Tornistan'da değil. Ben yakıştıramadım şahsen. Yani ne farkınız var? Yani anayasanın ilk 4 maddesini değiştirdiğinizde bu ülkede kim bundan menfaat umacaktır? Kimin faydasını olacaktır? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mi, milletin mi, kimin menfaatini olacaktır? Bugün Sayın Bahçeli de güzel bir açıklama yaptı o konuda. Dinledim. Mümkün değil, yapılmaması dinledim. Gerekiyor. Olmaması gerekiyor. Bu konunun evet. Zaten siyasetin malzemesi olmaktan mutlaka ve mutlaka çıkarılması lazım. Evet. Elbette bu ülkeyi kuranlar bu ayettir demiyor. Yani bu ayet yerinedir de demiyor. Ama bu ülke öyle şartlarda kurulmuştur ki bu zor şartların kazanımları olan bu maddeleri değiştirmeyi teklif etmeyin bize kardeşim. Niye bu ülkenin kuruluş şartlarına geri dönüp 100 yıl öncesine baktığımız zaman herhalde unutuyorlar tarihi, bilmiyorum ne derece ki okumuş insanlar olduğunu düşünüyorum. Amaçları nedir? Yani neyi amaçlamaktadırlar diye ben şahsen şaşırıyorum. Onun için Sayın İsmail Kahraman'ın açıklamaları ile terör örgütünün o yaklaşımını adeta aynı kefeye koyuyorum ki İsmail Kahraman'a da bunu ben yakıştıramıyorum şahsen. O yaşa gelmiş, o devlet erkanında, o devlet tecrübesinde bulunmuş bir insanın bu ve benzeri tartışmaları açabilecek ya da kendini hatırlatabilecek ihtiyacım mı var ya? İhtiyacım mı var? Yani bu memlekette gelinebilecek en iyi makamlardan birine bu millet seni getirmiş. Ne istiyorsun? Ne derdin var? Ne zorun var? Dolayısıyla ve bu etnisite üzerinden, yani işte Kürt meselesi. Türkiye'de siyasiler içerisinde bunu sorun olarak en yalın haliyle Tayyip Erdoğan çıkıp 2005-2006'lı yıllarda Türkiye'de Kürt sorunu vardır ve benim sorunumdur dedi. Şimdi en büyük alkışı zannediyorum o dönem terör örgütünden almıştır. Şivanperverlerle. Daha sonra açılım süreci diye yaşadığımız, bize göre saçılım ve ihanet sürecidir bu. Türkiye'de alışılagelmemiş, asla ve asla yaşanmamış, teröristlerin ayağına devletin mahkemelerini iktidar götürmüştür. Devletin o ayağa götürülen çadır mahkemelerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleri tahrik unsuru olmasın diye kaldırılmıştır. Kimin tarafından? Bu ülkenin yetkilileri tarafından kaldırılmıştır. Bu memlekette davul zurna ile haburdan teröristler karşılanmıştır. Yani bu memleket neleri yaşamadı ki? Elbette başarısızlıkla neticelenecek. Çünkü terör örgütüyle doğrudan pazarlık yapılır mı Allah aşkına ya? Bursa'da da valilik yaptı. Van valisiyken. Münir Karaloğlu muydu? Şimdi Diyarbakır valisi. Teröristlere operasyon yapacak olan askere durun diyor. Niye? Açılım süreci var. Türkiye bunları yaşadı. Ha, yapılan yanlıştan dönülmüş olması da kıymetlidir, değerlidir. Teröre terörist gibi muamele edeceksiniz. Ancak vatandaşımızın özgürlük alanlarında kendini ifade etme anlamında herhangi bir eksiği varsa, yani bu memlekette şunu anlatmaya çalışıyorum. Kişi Gürcü kökenlidir diye askere alınırken farklı bir muamele görüyor ise, tapu dairesine gittiğinde ya da kamu hizmetlerinden yararlanırken sırf Kürt kökenlidir diye ya da Çerkez'dir diye, ne bileyim, sayabileceğimiz birçok etnik unsurdan Türkiye Cumhuriyeti oluşmak. Böyle bir baskı, böyle bir ayrımcılık yok değil mi yani? Yok. Elbette evet. Yok. Yok, böyle bir şey yok. Kim diyebilir? Evet. O zaman ne? Bakın Arif abi, hükümet konağını satışa çıkarsanız bugün Bursa'da, ihaleye girerken teminatını yatıran Türkiye Cumhuriyeti tabii vatandaşı, herkes buranın evet satış ihalesine girebiliyor mu? Girebiliyor. Burada sorun ne? Aldığı zaman, tapu dairesine gittiği zaman nerelisin, ne cinstensin, böyle bir şey Türkiye'de yok. Ha, geçmişte dilimi konuşamıyorum.
Önemli bir eksikti. Tamamlanması güzel bir hadisedir. Elbette ana dilini bu ülkede herkes anasının ak sütü gibi konuşmalıdır. Ama ana dilde resmi yani ikinci resmi dil değil, ayrı. Efendime söyleyeyim. Aynen. Bunlar bu ülkenin üniter yapısını bozacak ve hatta onu talep edene en çok zarar verecek olan bir hadisedir. Tabii. Bu ülkeyi yaşanmaz hale getirip işte bugün bu coğrafyada yaşanan hadiselerin temelinde bu etnik unsurlarla ilgili kaşımalar yatmaktadır. Dünyanın hiçbir üniter ülkesinde de bu ve benzeri hadiseler yoktur. Ve bu insanlar, yani bu insanlar derken şu anda 84 milyon, tamamına da üst kimlikle Türk milleti dediğimiz, bu insanlar birilerinin kurcalaması neticesinde, özellikle dış güçlerin terör örgütleri üzerinde silah vermesinden tutun, lojistik desteğinden tutun, beslemesinden tutun. Yani şimdi dostum daha doğrusu şahsının dostu Putin'in başkentinde PKK'nın ofisi var. Kapat diyebiliyor mu? O kadar dostumuz ya. İşte Amerika'da var, Almanya'da var. Yani dünyanın ne kadar etkin gücü olan devlet varsa bunu aleyhimize lazım olduğu zaman kurarak kullanabiliyorlar. Dolayısıyla Türkiye bu ve benzeri konularda mutlaka ve mutlaka birlik olmak zorunda. Ama iktidar da bunu şöyle anlatamaz. Çok masumane anlatıyor ya, biz işte şu imkanları da hani söyleyecek söz bırakma. Değil arkadaş. Bu memlekette sizin yanlış politikalarınız neticesinde Diyarbakır'da hendek siyaseti dedik. İşte Oslo görüşmelerini hatırlayın ya. Oslo görüşmelerinde Kakada kikir yapıyordu MİT Başkan Yardımcısı karşısındaki PKK'lıyla. Şehirlerin altını da bombalarla doldurdunuz diyordu. Kimse o ihaneti yapan. E ne oldu? 800 küsür tane şehit verdik biz. 2015 7 Haziran ile 1 Kasım arasında o yerin altına döşenen bombaları temizleyeceğiz diye bu askerimiz, polisimiz. Bunun vebali kimde? Yöneten de. İyi yapınca kim alkış alıyorsa, kötü olduğunda da sorumluluğu o mutlaka üstlenmek durumunda. Toparlarsın Kazan Bey. Ben toparlamak istiyorum. Evet. Yani Türkiye'de mutlaka belli sorunlar vardır. Ama bu sorunlar, ben şuna net olarak katılıyorum. Geçmişte Tayyip Erdoğan Kürt sorunu vardır ve benim sorunumdur dediğinde, o zaman Meral Akşener, Arif abi hatırlarsınız, Bursa'ya bir konferansa gelmişti. O zaman meclis başkan vekiliydi sanırım. Demişti ki bu sorunu söylüyorsanız ne olduğunu da açacaksınız demişti. Ya bugün Kemal Bey de söylüyorsa katılıyorum Sayın Vekilime. Ne olduğunu açmak durumunda. Nedir bu? Nedir bu? Temel hak ve hürriyetler üzerinden mi? Ha ben Kemal Bey'in bu ülkenin üniter yapısıyla ilgili bir sorun olduğunu şahsen düşünmüyorum. Ama yanlış algıya sebebiyet verebilecek olan oy kaygısı üzerinden bu konu üzerine siyaset yapmak. Bir cümle yani söyleyeceğim ben sadece. Muhtemelen buyurun verelim. Size de söz hakkı verelim. Bu arada Sürem dahilinde çünkü. Gürhan Bey'in de ben bir cümle söyleyeceğim. Gürhan Bey'le de toparlarız, olur mu Gürhan Bey? Şimdi, tamam. Buyurun ekleyelim. Bu Arif. Kürt sorunu meselesi Türkiye'de yaşayan Kürtlerin sorunları var diye de söylenmiyor. Evet. Direkt bakın Kürt sorunu olarak söyleniyor. Global olarak söyleniyor. Yani kendini Kürt olarak ifade eden, bizim sınırlarımız dahilinde yaşayan insanlarımızın sorunları var. Hele bir dinleyelim diye değil, Kürt sorunu. Irak'ı kapsıyor, Suriye'yi kapsıyor, Türkiye'yi kapsıyor, İran'ı kapsıyor. Şimdi benim burada en çok dikkat edeceğim Sayın Genel Başkanımızın meclis açılışındaki konuşmalarında canı yürekten başlarca eyvallah. Bir şey dikkatimi çekiyor. Amerikan parlamentosunun ülkücüleri terör grubuna almaya yine Fransızların yeltendiği gibi geçmişte denedikleri gibi Kemal Bey'in de Kürt sorunu var lafının eşleştirmesi aynı zamana denk geliyor. Bu çok ilginç ve manidardır bir yer. Bu biraz zorlama olur. Zorlama oldu.
Evet. Ben de bilerek soruyorum. Bilerek soruyorum ben de. Biraz zorlamalı gibi. Evet ama bilerek soruyorum. Çünkü niye? Yani eğer deseydi Amerika PKK sorunu var, PYD sorunu var, terör sorunu. Ya Amerika yıllarca PKK'yı terör örgütü grubuna almadı ki Birleşmiş Milletler'de terör örgütü listesine alınanların diğer NATO ülkelerinin Birleşmiş Milletler'e dahil ülkelerin operasyon hakkını elinden alsın diye böyle bir tilkiliğe, kurnazlığa geçti. Şimdi yarın öbür gün, bakın Allah muhafaza, yarın öbür gün Türk milliyetçiliği değişimci bir yapısı, ülkücülerin değişimci bir yapısı yoktur. Herkes çok şey değiştirmiş olabilir. Ama gelişimci bir yapısı vardır. Dünyayı iyi okurlar ve bu iyi okumanın etrafında, gelişmişinde, hatta o zamanki çok nezaketli bir şekilde söyleyeyim, Amerika'ya taşlarla, sopalarla hep Güven Başkan'a söylediği 6. filoyu kovan, 6. filoyu kovan, defol diyen ve bugün de Amerika'nın istediği PYD'ye PKK'ya destek verirken aynı Kürt sorunu ifadesini Amerika'nın da kullandığı, evet geçmişte iktidar, bakın iktidar bunu söyledi, faturası ağır ödedi, hala ödüyor, ödemeye devam ediyoruz. Aynı ikinci, yani ikinciye tekrarı, yaşanmışın tekrarının getirilmesi ve bu dönemede denk getirilmesinin manidar olduğunu söylüyorum ve o süreci yaşamaz Türkiye. Sözü de o İzin zaman Gürhan Bey'e veriyorum ben şimdi bu konuda. İzin vermezdi. Çünkü çok az bir süren kaldı. Gürhan Bey buyurun, söz sizde, sizde de toparlıyoruz efendim. Bu etnisite üzerinde dostlar herkes aynı şeyleri söylüyorlar, benzer şeyleri söylüyorlar. O noktada hemfikiriz. Belki uzun uzun izleyenlerin de zamanını almayalım ama ben şunu söylüyorum. Buyurun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluş esasında Cumhuriyetimiz ve devletimiz etnik kimliklere karşı kördür. Evet. İnsanı hiçbir şekilde, biraz evvel detaylarıyla anlattı Hasan Başkanım, hukuk karşısında, ticaret karşısında, yargı karşısında, sosyal hayatta, ticari hayatta kimliklerine göre ayrıştırmaz, ayrıştıramaz. Bu bizim kuruluş felsefemizde var. Yani eğer diyorsanız ki biz Mustafa Kemal'in izindeyiz, bizim kurucu liderimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı, bu ilkelerle kurduk diyorsanız bu ilkelere uyacaksınız. Bu konudaki en yoğun deformasyonu da daha önceki cumhurbaşkanları, başbakanlar zaman zaman feodalizm yaklaşımıyla oradan oy toplama gayreti içinde bu tür angajmanlara girdiler. İşte zaman geldi Özal federasyondan söz etti falan. Ama bu iktidar bu noktada en fazla deformasyon yaratan iktidardır. Biraz daha tarihini verdi. 2005'ten başlayan ta 2010, 11'ler hatta 12'lere kadar ki ne zaman terörle mücadele başladı? O zaman yavaşladı. Alt kimlik, üst kimlik, bunları hep konuştuk. Yani konuştu Cumhurbaşkanı, konuşmadı mı? Dinlemedik mi? Alt kimlik diye. Şimdi bakın, biz bile burada bu konuyu tartışırken ister istemez kimlik ifadeleriyle bu ayrışma, bu ilkel yaklaşıma hizmet ediyoruz. Konuşmak durumunda kalıyoruz. Çünkü tarif ediyoruz. Evet. Tarif ederken bak kaç sefer çünkü meclise gelsin diyoruz. İşte Kürt seçmen. Evet. Yani bakın televizyon televizyon yorumcuları bunu tartışırken ben şunu hep duyuyorum. Kürt seçmen. Ne demek ya Kürt seçmen? Bak bunu CHP'de yapıyor, AKP'de yapıyor. Şeyin jargonunda da var. MHP'nin jargonunda da var. Kürt seçmenimiz. Ya Çerkez seçmen ne oldu onu da söyleyin. Laz seçmen ne oldu? Boşnak ne oldu? Yani bu Kürt, bu kadar büyük bir hata işlenemez. Bundan kurtulmak lazım. Bakın, etniste ve mezhepsel kimlik üzerinden siyaset yapmak gericiliğin, yobazlığın, ilkelliğin en daniskasıdır. Ve aslında bunu söylerken bile, yani Mustafa Kemal'in el yazısıyla diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkına Türk milleti diyor. Bak, demiyor ki orada şu Sünni, Alevi, bilmem Kürtler, Çerkezler bu. Etnik bir kimlikten ama bahsetmiyor. Ulus devleti olma tabii, özelliğinden bahsediyor aslında orada. O çok önemli. Başkan,
Şimdi o zaman hükümet sistemi vardı, cumhurbaşkanlığı sistemi yoktu. Parlamenter sistemde bir barış süreci falan yapıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ulusalcı kanadı aşırı tepki göstermişti bu çözüm süreci çalışmalarına. Evet. Şimdi de aynı partinin genel başkanı bu açıklamayı yapınca acaba diyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki ulusal kanat mı azaldı, güç mü kaybetti, bilerek değiştirildi mi? Yani oradaki ulusal kanadın da belki de gene ses çıkarması lazım. Ben şuna bakıyorum. Bakın yani. Bunu Kılıçdaroğlu da söylüyorsa doğru söylemiyor. Bunu Tayyip Erdoğan da söylüyorsa, Bahçeli'de kim söylerse söylesin, bunun üzerinden siyaset yapılmamalı. Hiçbir ülkede din ve etnisite üzerinden hiçbir siyasi parti doğru. başarılı olamaz. Olamaz. Olması mümkün değil. Ve emperyalistlerin en çok istediği şey de bu. Ülke batar zaten. Bak yani. Ona geliyordum zaten. Bak ona geliyorum. Zaten emperyalistlerin istediği en önemli şey etnisite üzerinden, etnik kimlik üzerinden, mezhepsel kimlik üzerinden, biraz evvel sizin söylediğiniz gibi ulus devleti parçalamaktır amaçları. Bunun örnekleri de çoktur. Çok. Dolayısıyla bu oyuna gelmemek gerekiyor. İnşallah. Daha önce yani biraz da daha önceki programda da söyledim. Sayın Kılıçdaroğlu önemli bir şey verdi. Dedi ki işte mecliste çözülmelidir bu. Güzel. Şimdi bakın Türkiye'de deminden beri konuşuyoruz değil mi? Bir enflasyon sorunu var. Evet. Yoksulluk sorunu var. Evet. Gelir dağılımı sorunu var değil mi? Hem de çok aşırı örneklerde verdim. Bazı örneklerde. Şimdi bu Kürt, Türk, Çerkez, Laz bilmem ne diye ayırdık mı? Ayırıyoruz mu? Herkesin sorunu. Tabii. İş adamı olarak siz hangi mezheptensiniz, hangi kimliktensiniz bilmem. Hiç ilgilenmem de. Sizin yaşadığınız sorunu Vepi Bey de yaşıyor iş adamı olarak. Güneydoğu'daki bir yurttaşımız da yaşıyor. İstanbul'daki de yaşıyor. Bunu ayırabilir miyiz biz böyle? Onun evet. sorunu bunun sorunu. Biz hayır, özgürlük hayır. sorunu ama varsa ne işte bu ne? Bir özgürlük ne sorunu demek istiyorlar yani? Tabii bakın bir özgürlük sorunu varsa, bir adalet sorunu varsa, bir yargı sorunu varsa, bir eşitlik sorunu varsa bunların hepsi bu Günah ülkede başa, yaşayan herkes için. Hiç kimse yormasınlar şu ağızlarındaki baklayı bir çıkarsınlar. Bak herkes için. Bitsin ya yeter ya. Aynı şeyleri konuşup bir şey daha söyleyebilir miyim? Sizi teyit etmek için söylüyorum. Bundan 15-20 gün önce tabii konuşabiliyorlarsa yürekleri yetiyorsa. Sözünüzü de kesiyorum da 15-20 gün önce Sayın Meral Akşener Kars tarafında bir gezi yapmıştı. Evet. Gazetecilerden Sevilan Yılmaz onu takip eden ekipteydi. Evet. Bölgeden geldikten sonra şunu yazdı. Sizi söylemek için yani teyit etmek için söylüyorum. Ya orada bu talepler bile artık geri alınmış. Ekonomi öne çıkmış evet. dedi mesela. Bak hiç evet. kimlik falan yok. Anlatabildim mi? Evet. Sevilamaz zaten. Hiçbir döneminde aslında de olmaması lazım. Aslında çözüm bekleyen başka evet. problemler var. Benim söylemek istediğim bu. Şimdi aciliyet gelelim olan. Diğer önemli. Yani meclis açıldı. İşte ekonomi önde vesaire. Ama biraz daha Hasan Başkan'ın söylediği şey benim de gündemimdeydi. Gerçekten İsmail Kahraman Bey diyorum. Ona eski TBMM sıfatını bile, eski başkan sıfatını bile yakıştırmıyorum. Çünkü ettiği yemine sadık değil. Ettiği yemin diyor ki, siz daha iyi bilirsiniz ettiniz orada iki dönem yemin. Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik, sosyal bir, hukuk devleti ve anayasanın tüm ilkelerine bağlı kalacağıma. Sen yeminine bağlı kalmıyorsun. Bunları konuş ağızlarından çıkabilir de konuşamazlar. Ne güçleri yeter. Ama bak ne yürekleri yeter. Bu olmaz. Ne de hadleri yani. Kuvayi milliye ruhu ne de hadleri. Onlara yani. Bu cumhuriyetin layık yani cumhuriyetin değiştirilmesini özür diledim. Özür diledi. Hayır. Yanlış anlaşıldım dedi. Özür diledim. Hayır ya o yani yanlış anlaşıldı ama hala dolandırıldı diyor. Hala diyor ki laiklikle ilgili ben böyle dolandırıldı diyor. Lafımda bakın şunu söylüyor ama onu söylerken de 4 madde ya gücü yetebilir mi? Güçler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şekli cumhuriyettir diyor. Evet cumhuriyettir diyor. Bayrağın bayrağı tanımı, şekli tanımı, Ankara'dır rengi, diyor 4 madde. Evet. Laik devlet diyor. Ben diyor laik devlet tarafıyla ilgili farklı düşünüyorum diyor. Sen o zaman o yemini etmeyeceksin orada. Kardeşim o yemini etmeyeceksin. O zaman yalan yemin ediyorsun. Ya o yemini etmeyeceksin ya da ettiğin yemine sadık kalacaksın. Müslüman. Böyle bir şey. Bunu 2006'da da yaptı bunu Müslüman. Söyledi.
Ben isterdim ki bak Devlet Bahçeli'nin aynı etnik kimlik meselesinde karşı çıktığı ağırlıkta, şiddette. Bak, aynı şiddette karşı çıkmasını aynı beklerim. Şiddete karşı hayır abi, hayır abi. Gör, dinledim. Özellikle ya, bekledim şimdi, bak. Özellikle bekledim. Toparlarsak ekleyelim son ekleyeceklerimizi. Hürrem Bey de söz hakkını tamamlasın. Sayın Genel Başkanımızın ve Türk Milliyetçilerinin bu konudaki hassasiyetlerini can siparişine konuşacak hiçbir şeyimiz yok diyor. Evet. Başkanım ne, şunu diyor. Dört maddeyi değiştirmek kimsenin haddi nedir? Evet. Ne de buna gücünün yetmesi. Onu hiç kimsenin gücü evet. yetmeyecektir. Ben Bey son sözlerinizi evet. alalım. Son yani söz hakkı sizdeydi. Bu kadar. Yani zaten zamanda tükendim. Ben Elmur Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Hasan Bey buyurun ekleyelim. Sonrasında kapatacağız programımızı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş'a ben teşekkür etmek istiyorum. Buyurun tabii ki alalım. Gerçekten geçtiğimiz günlerde dünya çapında çok önemli bir organizasyona Bursa'da imza attı. Uluslararası ki açılışında kendisi yaptı. Bando Festivali yaptı. Uluslararası böyle çok dünya televizyonları da yakından izledi. Bilmiyorum kaç para harcadı bu Bando Festivali'ne de katılımcılar dikkatimi çekti. 9 bando katılıyor. Uluslararası bando, Bolu bandosu, ben bir şey zannettim. Edirne bandosu, İstanbul bandosu, Mudanya bandosu, Antep bandosu, Bursa bandosu, Mustafa Kemal Paşa bandosu, bir Moldova ile Azerbaycan katılmış. Bu devasa organizasyondan dolayı Sayın Belediye Başkanı'nı tebrik ediyorum. Ya ben de çok ben de harbiden teşekkür edecek zannettim yani. De, ben de dedim ki ben de şöyle düşündüm Sayın Başkanım. Hasan Bey dedim, Hasan Bey dedim herhalde evet. bu Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın yurtlarla çok, ilgili çok, hem yurtlarla ilgili hem de çok büyük gayret göstererek Özbekistan'a gidip oradaki Türk dünyasını ikna ederek önümüzdeki yıl Bursa'yı Türk dünyası kültür başkenti ilan ettirmesinden dolayı teşekkür edecek. Ben de teşekkür ettiniz aslında. Bunu da ekleyelim efendim. Evet. Bursa gündemiyle tekrar toparlamış olduk. Bu noktada mesajlarımızı da verdik. Noktalıyoruz. Haftaya tekrar salı akşamı saatler 20.30'u gösterdiğinde biz burada olacağız. Türkiye'nin sıcak gündemini tekrar bu platformda konuşacağız efendim. İyi akşamlar, hoşçakalın.